değil benim gibi ami bir insanlara, Hoca Efendi gibi insanlar, Üstad gibi insanlar, yani hakikaten büyük aydınları, entelektüelleri etkilemiş insanlar. Benim hiç unutamadığım insanlardan birisi rahmetli Aydın Bolak'tır. Yani çok, kendisini ilk defa Antalya'da dinlemiştim. Fehmi Koru'da bir konferansa gelmişlerdi. Ama sonraki İstanbul hayatımda daha yakından tanıma imkanı oldu bu insanı. Hakikaten Memleketin sorunlarını, problemlerini, meselelerini çok iyi analiz edebilen, çok basiretli bir insandı. Sonra İstanbul'un seçkin iş adamlarıyla oturup kalkan birisiydi. Onlara sözü geçen birisiydi. Bir toplantıda, Four Seasons, Sultanahmet'teki otelde yine bir 30-40 kadar bir iş adamını, Rahmi Koç'un falan da Enver Ören'in aralarında olduğu, yani şu anda İstanbul'da isimleri ön planda, hepsi oradaydı. Ee, onlara kalktı bir konuşma yaptı. Dedi ki ben dedi bir cumhuriyet döneminde yetişen bir insanım dedi. Cumhuriyet döneminin e, alimlerini çok yakından tanıyorum. E, Elmalılı Hamdi Yazırı, Ahmet Hamdi Akseki, Hasan Basri Çantayı, işte Babanzade Ahmet e, Naimi falan bunlar hepsini dedi. Bunlar e, bunları çok yakından tanıyorum bu insanları. Bunlar çok büyük alimdi. Müstesna insanlardı yani kitaplar yazdılar, ilim eserleri ortaya koydular. Fakat bunların hiç birisi misyon insanı değillerdi. Fakat ben 70'imde bir misyon adamı tanıdım, bir ufuk insan tanıdım. Bu Fetullah Gülen Hoca Efendi. Bu zata kulak verin, bu zata destek verin. Evlerinize inanın bu vesileyle huzur gelecek, ülkenize huzur gelecek, dünyaya huzur gelecek." Hocaefendi'yi o iş adamlarına takdim konuşması buydu. Gerçekten Hocaefendi de e, çok etkileyici bir insan. E, dönemin cumhurbaşkanları, başbakanları, e, iş adamları, öğretmenleri, profesörleri, akademisyenleri… Yani hakikaten bir camiye gittiğiniz zaman, e, Hocaefendi konuşma yaptığı zaman sağınızdaki, solunuzdaki bakarsınız, insanların gözyaşı döktüğünü görüyorsunuz. Sonra sorduğunuz zaman kimisi profesör, kimisi büyük iş adamı, kimisi öğrenci, kimisi öğretmen. Yani her kesimden insanları etkileyebilmek kolay bir iş değil.